İşte kargoların yoğunluğu, telefon geldi, telefonlandık ve yeni telefonla ilk yayınım biraz garip geldi. Ya kendimi çok büyük gördüm ben bu ekranda ama hayırlısı. Hemen unuttuk deme ya Selda, sen de gözünü seveyim. Eyvallah Gökçem. Kırşehir'e de selamlar, aleyküm selam diyorum. Canlar, canlar. Öncelikle Ramazan'ınızı kutluyorum ben. Hayırlı İftarlarımız oldu, hayırlı sahurlarımız olsun, ibadetimiz kabul olsun diyorum inşallah. Yapamadı çünkü ders değil mi? Efendim söyleyeyim, aynı zamanda malum 1 Mayıs emek ve dayanışma günü, işçi bayramı, bütün emek tarlarım, emekçilerin bayramını kutluyorum bu bağlamda. Bu korona günlerimde birçok milli bayram gibi işte işçi bayramımızda, işte dini vecibelerimizde hep böyle karantina formatında geçmekte. İnşallah bu sıkıntıları aşacağız. Bu sabrın karşını alacağız. Önümüzdeki bayramlarımızı, milli, dini, işçi vesaire her türlü bayramımızı hep beraber meydanlarda, sokaklarda kutlayacağız bakalım diyorum ya, nasipse. Eyvallah canlar, çok sağ olun, çok teşekkür ettim. Bu arada umarım sizler boş durmuyorsunuz tabii ki, değil mi? Süreçte biraz Ramazan rehaveti vesaire, bunları çok kaptırmayın aman gözünü seveyim. Yani kulla Allah arası olan mevzular, bir şey diyemeyeceğim ama şunu söylerim sadece, Ramazan zor bir süreçtir. Bu süreçte minimum etkilenmeye çalışın. Yani bu bağlamda kendinize alternatifler türetin kardeşim. Gündüz ayrı bir dert oluyor, iftar sonrası ayrı problem oluyor, bir zorluk oluyor. İnşallah Rabbim bu zorlukların da karşılığını bir güzellik olarak sizlere ihsan eylesin diyorum arkadaşlar. Ama lütfen yani Ramazan ben çalışamadım edemedim demeyin, bir ay az bir zaman değil. Bir ay az bir zaman değil bu süreçte. O nedenle bir an önce böyle kendimize gelelim arkadaşlar. Yolumuza devam edelim. Yani nihayetine gireceğim bir sınav var Eylül ayında, değil mi canlar? Hadi bakayım. Bir derse takılı kalmayacaksın. Benim rehberlik dersinde sevgili Enes konuk sanırım. İlk rehberlik dersinde ben bir dünya buna gönderme yaptım. Bir derse takılı kalmayacaksın. Bütün derse beraber götüreceksin arkadaşlarım. Bütün derse beraber gidecek. Yani bu sadece bir tarih sınavı değil, sadece bir Türkçe sınavı değil kardeşlerim. Bu kapsamda gireceğimiz sınav bir bütündür. GK'ye bağlamında her dersten belli bir oranda yapmamız lazım değerli arkadaşlar. Anlatacağım tabii ki. Hasret gideriyoruz. Narkozcu. Hasret gideriyoruz tabiri caizse. Evet canlar, canlar. Haydi buyurun bakalım. Bismillah diyelim. Hemen orada aceleden kardeşlerim var. Hemen gereğini yapalım madem ya. Hadi bakayım. Değil mi Hümeyra? Değil mi kardeş? Canlar, canlar, canlar. Şimdi Batı cephesinde derken Batı cephesi devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Hemen şunu bir kapatayım önce bakın. Şimdi sizler bir son dersimizde 2. İnönü'yü, Eskişehir Kütahya'yı ve bununla bağlantılı başkomutanlığı ve tekalifi milli emirlerini konuşmuştuk. Tam tekalifi milli emirlerin o ruhunu konuşurken noktayı koymadan hemen önce ders kopmuş idi. Şimdi düşündüm de bu ders dinleyen kardeşler oldu zaten orada. Her ne kadar hikayemde ne oldu paylaşırdım onu da bilmiyorum. Ama en azından YouTube'dan takip eden kardeşlerim için şunu yapacağım ben, yükleyemedim YouTube'a. Bu akşam ve yarın 2. İnönü Eskişehir Kütahya ile ilgili bir ekran kaydı alacağım. Bir sunum yapacağım. Bir yarım saat 40 dakika onu yükleyeceğim. O yüzden bir kez daha aynı mevzu yanmak yerine kaldığımız yerden gitmeyi düşündüm ben son anda. Bilmiyorum yanlış mı düşündüm. Yani Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz'a yol alalım diye düşündüm canlar. Zaten genelde kitle belli. Kemik bir kitlemiz var. Ekibimiz var. Ailemiz var tabiri caizse. Hemen aynı arkadaşları görmekte aşağı yukarı. Benden dinlediniz zaten 2. İnönü'yü, Eskişehir Kütahya'yı, Başkomutanlığı, Tekalifi Milliye'yi değil mi? O yüzden burada kalmıştık. Buradan Sakarya ile ben yola devam etmek istiyorum. YouTube'dan takip eden kardeşler için de o arayı yükleyemedim. O dersi çekeceğim bir kez daha. Onu da yükleyeceğim arkadaşlar diyorum. Tamam mı canlar? Bana bir
Olumlu olumsuz dönüt verir misin Allah aşkına? Lütfen. Öyle mi yapayım ya? Sakarya mı devam edeyim? Ne diyorsunuz? Eyvallah Deniz Hocam, çok sağ olun. Saygılar, sevgiler. Deniz ve Tahir Hocam güzel sorular paylaşmakta sayfasında. Bir bakın bence. Tamam o zaman. Tamam canlar. Sakarya ile yola devam etmek istiyorum. Haydin bakalım. Kapattım yorumu kardeş. Şimdi canlar. Canlar. Bir Eskişehir Kütahya mağlubiyeti yaşamıştık, değil mi? Kaotik günler yaşamıştık. Bir kaos yaşamıştık ve ordumuzu Eskişehir Kütahya Afyon hattından Sakarya Irmağı'nın doğusuna kadar Ankara'nın önlerine kadar çekmiştik. O kaotik günleri aşabilmek amacıyla da biz bazı önlemler aldık. İşte mesela Genelkurmay Başkanı'nın Ferit Çakmakpaşa'ya bıraktık. Mesela Başkomutanlık kanun çıkararak yetkiyi 3 aylığına geçici bir süre Mustafa Kemal Paşa'ya bıraktık. Bu yetkiyi alan ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başkomutan sıfatında görevlendirilen Mustafa Kemal de ne yapmıştı? Tekaleti milliye emirlerini yayınlamıştı. Halkın elindeki malzemeleri ordumuzun temel ihtiyacını karşılamak için talep etmiştik. Öyle değil mi? İşte o ya süreç nihayetinde de Sakarya Savaşı'na ineceğiz. O yüzden Tekaleti Milliye Emirleri Sakarya Savaşı'na hazırlanan ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için çıkartılan emirler idi. Doğru mu arkadaşlar? Bu hatırlatma ve bu girişin akabinde buyurun Sakarya Meydan Savaşı diyorum. Sakarya Meydan Savaşı benim çok sevdiğim bir savaştır. Çok fazla soru var ve her daim de soru çıkacak karşımıza değerli kardeşlerim. Evet. Başkomutan yaptığımız Mustafa Kemal'in başkomutan sıfatıyla yöneteceği ilk savaş aynı zamanda Sakarya Meydan Savaşı. Altını çiziyoruz. Tekalifi milliye emirleriyle ordumuzun temel ihtiyaçlarını en azından karşılamaya çalışmış idik. Biz bu süreçte Tekalifi Milliye ile bu savaş hazırlanırken tabi Yunan da boş durmayacak. Yunan da zaten İngilizlerden almış olduğu silah, cephane, finansman vesaire desteğiyle adım adım bizim boşalttığımız sahayı aşacak ve Sakarya Irmağı'nın doğusuna kadar gelecek arkadaşlar. Peki hocam ne işi var Yunan'ın burada diyorsak gayet standart. Gaye standart yani sev. Sev. Sevri kafamıza vura vura bize kabul ettirmek istiyorlar. Hedef de tabii ki Ankara. Bu amaçla 23 Ağustos 13 Eylül 21. Bakın hemen hemen 22 gün 22 gece süren bir savaş yaşanacak burada. Yani gece gündüz devam top atışları, sızmalar, taarruzlar gerçekten çok çetin bir savaş yaşandı. Hatta Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordusunun en fazla şehit verdiği savaş olacak Sakarya Meydan Savaşı. Şimdi şu haritaya bir bakmanızı isteyeceğim. Bakın şu haritaya bakmanızı isteyeceğim. Savaş başladığında Türk mevzileri tabiri caizse şöyle Sakarya Irmağı boyunca kuzeyden güneye doğru bir mevzimiz var bizim. Yaklaşık 100 kilometreyi bulan bir cephe hattı. Genel anlamda hattımız böyle kuzeyden güneye doğru. Yunanlıların sağ kanadı savaşın başlangıcında bizim güney kanadımıza çok ağır bir şekilde yüklenecek. Ve biz ister istemez geriye çekilmek zorunda kalacağız. Ve cephe hattı bir anda bakın kuzey güneyden böyle doğu batıya dönüyor aşağı yukarı bak farkındaysan. Farkındaysan cephe hattı bir anda doğu batıya dönecek ve Yunanlar az daha bizim arkamıza sarkma, ordumuzu imha etme ve Ankara'ya ulaşma şansı elde ediyorlar. Öyle sıkıntı bir dönem ki hatta Türk Genelkurmayı'nda bak Türk Genelkurmayı'nda bu ağır Yunan saldırısı karşısında yeniden geriye çekilme tartışıyor gençler. Alo, anlıyor musun bak?
Bu Yunan saldırısı, ağır Yunan saldırısı karşısında benim güney kanadım veya batı kanadım çöktüğü için, geri çekilmek zorunda kaldığı için yeniden topyekün geriye çekilmek tartışılıyor. Bu şekilde savaşın gidip gidip geldiği bir savaş Sakarya Meydan Savaşı. İşte Sakarya Meydan Savaşı'nın o en kaotik günlerinde başkomutan Mustafa Kemal'in o tarihi emri gelecek. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanına sulanmadıkça terk edilemez emri. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bakın bu emir böyle genelde gassal bir emirmiş gibi algılanabilir, alakası yok. Bu bilinen tüm savaş taktiklerini alt üst eden yeni bir taktiktir. Hat müdafası yerine satı yüzey müdafası. Ne demek istiyorsun? Bakın, tarihsel dönemde bir savaş meydanında ordular iki hat şeklinde karşı karşıya gelir. İki hat şeklinde ordular girer birbirine. Savaşı kaybeden ise yine bir hat şeklinde aynen geriye çekilir. Bizim Eskişehir Kütahya'da yaptığımız buydu. Bir hat şeklinde geriye çekildik. Şimdi Sakarya Irmağı boyunda Ankara'nın önlerinde Mustafa Kemal ne hattı diyor. Hat mat yok artık, yemişim hattınızı. Ne hattı? Her bir... birlik birbirinden... bağımsızdır. Cephe boyunca bulunduğu yerde savaşmaya devam etsin. Bir birlik zora mı düştü? Geri çekilmek zorunda mı kaldı? Normalde hat mantığıyla hemen yanındaki, sağındaki ve solundaki birlikler de bir bütün olarak geri çekilirdi. Hayır diyor. Her birlik kendinden sorumlu. Geri çekilmek zorunda kalan bir çekilsin. Yanındaki bulunduğu yerde çatışmaya devam etsin. Solundaki bulunduğu yerde çatışmaya devam etsin. Her birlik kendinden sorumlu. Ve ne olacak biliyor musun bak? O 100 kilometrelik bu cephe boyunca Mustafa Kemal'in bu emri nedeniyle İşte 3 kilometre solda bir Türk birliği, onun 500 metre arkasında başka bir birlik, onun 2 kilometre ilerisinde bir başka Türk birliği, böyle bölük pörçük bir cephe çıkacak karşımıza. Bu tehlikelidir, bu risklidir. Birbirinden kopuk bu birlikler arasına Yunan sızarak bizi arkadan çevirebilir. Ama aynı risk Yunan için de söz konusu. Araya giren Yunan birlikleri çapraz ateşe maruz kalarak imha olabilir. İşte burada tabiri caizse bir cesaret sınaması yaptı Mustafa Kemal. Bölük pörçük o birliklerin arasına Yunanlar sızmaya teşebbüs edemediler ve o Yunan saldırısı, Yunan baskısı kesildi. Nefes alan ve kendine gelen Türk ordusu da ayağa kalkarak başkomutanın emriyle bir taarruza kalkışacak ve Yunan'ı Sakarya Irmağı'nın batısına doğru sürüp atacak arkadaşlar. O yüzden bilemiyorum. Emri izah edebildim. Yani bu öyle gassal bir emir değildir. Birinden tüm taktikleri alt üst eden hat savunması yerine alan, yüzey savunması ilk defa uygulayan isim olacak Mustafa Kemal burada ve Sakarya zaferini bize getiren emir de bu olacak arkadaşlar. Yorum açıyorum. Emri izah edebildim, o taktiğin nasıl bir şey olduğunu umarım anlatabilmişimdir değerli arkadaşlarım. Yani bu kesinlikle gassal bir söz değil bakın. Bilinen böyle gaz vermek amaçlı değil. Bilinen emirleri alt üst eden ve büyük bir maharetle uygulanan ve Sakarya zaferini bize getiren bir emirdir. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanına sulanmadıkça terk olunamaz emri değerli arkadaşlar. Tamam mı canlar? Peki.
Görüntüde, seste problem yok, değil mi? Değil mi? Evet, Melek, öyle oluyor maalesef. Görüntüde, seste problem yok. İlk defa telefonda yayın yapıyorum, o yüzden böyle bir kaldım şöyle. Tamam, o zaman devam ediyorum. Eyvallah Volkan kardeşim. Peki, kapattım yorumcanlar. Evet, canlar. Boğatepe. Fotoğrafta oradan çekilen bir fotoğraf zaten Sakarya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in en kritik çatışma yönettiği tepe, Doğatepe. Şey vardı ya, pardon, bu 2. Dünya Savaşı'nda İsmet İnönü'nün o savaşı yönettiği bir tepe vardı. İnönü Savaşı'nda, İnönü Savaşı'nda da bir tepe vardı İsmet Paşa'nın yönettiği. O işte Mustafa Kemal'in telgraf çekti, o makus talih falan filan diyordu ya ikinci İnönü. Siz orada yalnız düşmanı değil, bir milletin makus yendiniz. Neydi o tepe ne ha? Ha, Metris Tepe, ikinci İnönü'nde süpersiniz. Eyvallah, teşekkür ettin. Sakarya'da ise Doğatepe. Biraz sonra Büyük Taarruz'da da Koca Tepe diyeceğiz değerli arkadaşlar. Çıkan bir soruydu, Melhame-i Kübra, kanlı savaş, çok kanlı savaş anlamındadır. Gerçekten bakın, Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesinde verdiğim şehitlerin yarısı Sakarya Savaşı'ndadır. O yüzden kanlı bir savaş olacak Kurtuluş Savaşı'nın açısından. Yine Subaylar Savaşı diye anıyor Mustafa Kemal. Bakın, şöyle bir oran vardır dünya harp tarihinde, modern savaşlarda öyle diyeyim. 100 kadar er kaybının yanında bir subayın kaybı dünya ortalamasıdır, makul bir rakamdır. 100 er, bir subay. Sakarya Savaşı'nda 330 civarında subay şehit verdik biz. O %1 dünya ortalamasında subay kaybı var iken biz de Sakarya'da %10'a yaklaşan bir oran var. Anlatabiliyor muyum? Dünya ortalaması 10 kat daha fazla subay şehidimiz var bizim. Bu Türk subayının elinde silah, en önde savaştığın açık bir göstergesi, onun fedakarlığının açık bir göstergesi. O yüzden çok hedef oldular ve çok fazla şehidimiz oldu, subay şehidi. O nedenle de Subaylar Savaşı diye anılmakta, yine Sakarya Meydan Savaşı hatırlıyor ve biliyorsunuz canlar. Şimdi Sakarya zaferinin sonuçlarına baktığımız zaman arkadaşlar, hemen bakın yine aynı vurguyu ben birinci inönde yapmıştım hatırlarsan. Bilinecek diye slaytımızda bağırmışız, seslenmişiz. Sakarya'da çok çıktı ve çıkacak karşınıza. Öncelikle iç politik sonuçlar diyorum. Evet. Kurtuluş Savaşı'nın o en buhranlı, en kaotik dönemine noktayı koyduk elhamdülillah. O karamsal hava değil mi? O karamsar hava, Eskişehir Kütahya'nın o mağlubiyetin yarattığı o karamsar hava dağılacak ve yeniden bağımsıza, ordumuza, meclise olan inanç ve güven artacaktır kardeşim. Evet canlar, benim çok sevdiğim bir sonuç, bir parantez açacağım burada bakın. Tarihsel bir sonuçtur bu. 1683 2. Viyana kuşatmasından beri yaklaşık 250 yıl boyunca devam eden Türk geri çekilişi sona erdi. Bakın, ben size bir şey söyleyeyim. Maalesef biz tarih bilimini çok siyasallaştırdığımız için unutmayın bunu. Sosyal medyadan takip ediyordum. Instagram'da ders yapar, böyle bağıran çağıran bir tip vardı. Bir oğul mu, er oğul mu, şen oğul mu, neydi onun adı? O demişti diye. Diyeceksiniz. Unutmayın. Neyi biliyor musunuz? Bir nesil daha geçsin nasipse. Şöyle 2040-2050'ler gibi. Sakarya Meydan Savaşı Türkiye Cumhuriyeti'nde bir Çanakkale gibi büyük törenlerle şatafatlı bir şekilde kutlanacak bir zaferdi. Unutmayın bunu. Maalesef siyasal tercihlerimiz nedeniyle Sakarya hak ettiği değeri bulmuyor. Ve bunu ben siyasal olarak söylemiyorum. Tarihsel bir çıkarım olarak söylüyorum. Bak, çok net.
İnsanlar milletlerin tarihinde hani kalp EKG'si vardır, böyle inişler çıkışlar vardır. Türk tarihinde 5000 yıllık tarihinde çok fazla iniş çıkışlar vardı. İşte Köse Dağ Savaşı, Anadolu Selçuklu dip yaptık. Oradan Osmanlı ayağa kalktı. Devamlı ivme yukarı çıktı, 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 çıktı. Viyana'ya kadar. Viyana ile beraber o ivme bir ters döndü abi, 1683. Devamlı indik aşağı. İndik, 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 indik. 250 yıl boyunca yenildik. 250 yıl boyunca toprak kaybetti. Geriye çekile çekile dip yaptım. Anadolu'nun göbeğine kadar geriye çekildim. Sakarya'ya kadar, Ankara'nın önlerine kadar geriye çekildim. Bu 250 yıllık tarihsel geriye çekiliş işte Sakarya'da kırılacak ve yeniden ivme ok yukarı dönmeye başlayacak. Yeniden ilerlemeye başlayacağım ve en azından bugünkü batı sınırlarımıza ulaşacağım. O yüzden Lozan'ı falan, Kurtuluş Savaşı'nı hep bu gözle değerlendirin. Bakın nereden nereye geldim? Ankara önlerinden günümüz batı sınırına kadar geldim ben. Anlatabiliyor muyum? O yüzden 250 yıllık sürece baktığımız zaman tarihi bir geri çekilişe biz Sakarya ile noktayı koyduk. O nedenle tarih bilimini siyasi ideolojinin dışına çıkardığınız zaman 2050'lerde nasipse Sakarya Savaşı'nı, Sakarya Zaferi'ni büyük törenlerle kutlayacaksın. Bir dönüm noktası. Unutmayın bunu. Bu bir dönüm noktasıdır. Bilmenizi, hatırlamanızı tavsiye ediyorum. Belki muhtemelen ben rahmetli olurum o dönemler. Her ne kadar yaş 25 olsa da arkadaşlar, belki hayırla yad edersiniz yahu. Ne diyeyim? Unutmayın bunu. Sakarya Zaferi büyük törenlerle kutlanacak. Tarih bilimi açısından, en azından tarih bilimi bakımından bana öyle geliyor. Çünkü bakın bir kez daha söylüyorum. Tarihi Türk geri çekilişine son verdik. Evet, bunun yanında malum haliniz Sakarya Savaşı dahil olmak üzere 1. İnönü, 2. İnönü, Eskişehir, Kütahya ve Sakarya hep Yunan saldırmıştı. Ben savunma yapmıştım Kurtuluş Savaşı'nda. Şimdi roller değişecek. Ben taarruza geçeceğim. Yunan savunamayacak bile, çok şükür. Savunamayacak bile, çok şükür. Yine Sakarya zaferine binaen TBMM 19 Eylül günü Mustafa Kemal Paşa'ya Gazi unvanı ve Maraşan rütbesi verecek. Biliyorsunuz biz Mustafa Kemal'e yaşamı boyunca paşam dedik, meclis başkanım dedik, temsilci reisim dedik, cumhurbaşkanım dedik, Atatürk dedik. Ama Mustafa Kemal'in en sevdiği hitap ne biliyor musunuz? Gazi hitabı. Kendisine Gazi Paşam diye hitap edilmesini çok seviyordu Mustafa Kemal. Bu nereden geliyor? Sakarya Savaşı'ndan. Ne oldu Sakarya Savaşı'nda biliyorsunuz arkadaşlarım? Sakarya Savaşı'nda Mustafa Kemal cephede o birlikten o birliğe koştururken hemen yakınlarına bir Yunan top mermisi düşüyor. O top mermisinden ürken atı Mustafa Kemal üzerinden atıyor. Ve kaburga kemikleri kırılıyor. Kaburga kemikleri kırılıyor. Paşayı alıp Ankara'ya götürmek isterler. Paşa kabul etmez. Kabul etmez. Savaşı terk etmez. Kendisine 10 gün kadar konuşma yasağı koyarlar. Çünkü biliyorsun ya, kaburga kırığını öyle alçıya malçıya alamazlar. Ancak bir bandaj yaparlar ve çok fazla konuşmaman, nefes alıp verirken dikkat etmen lazım. O kaburga kırığı ciğerlerine batıp seni götürebilir. O yüzden bir 10 gün kadar Mustafa Kemal emirlerini yazarak verecek, konuşma yasağı gelecek. Böyle bir fedakarlık yapacak ve yaralanacak bu şekilde. İşte o nedenle Mustafa Kemal'e Gazi unvanı vereceğiz. Gazi unvanı verdiğimiz 19 Eylül günü de bugün biliyorsunuz Gaziler günü diye kutlanmakta ve gazilerimize hayırla yad etmekteyiz değerli kardeşler. Bir şey sormak istiyorum. Mustafa Kemal'e Maraşa rütbesi verdik bir de. Yorumu açtım. Maraşa rütbesi biliyorsunuz askeriyede en üst rütbedir. En üst rütbedir. Maraşal olmak için bir kriter var mı? Varsa nedir biliyor musunuz? Kim Maraşal olabilir? Bir hoca Maraşal olabilir mi mesela? Maraşal'in kriterini biliyor musunuz? Bir generalin alabileceği rütbe. Kim Maraşal olabilir? Üç büyük savaş, iki savaş, üç savaş,
Feyzi Çakmak ne yav? Meydan savaşı. Üç meydan savaşı. Feyzi Çakmak de melek. Hiç bilgim yok, o da güzel. Niye gülüyorum biliyor musun? Vallahi billahi. Ya abi. Mustafa Kemal hangi üst savaşı kazandı ardı ardına burada? Yorumu kapatıyorum bak. Niye güldüm biliyor musunuz? Niye güldüm? Yani yanlış anlamayın. Yani böyle bir bilgi kirliliği var burada. Farklı kırık, iki savaş, üç savaş bilmem ne. Ben size bir şey söyleyeyim. Hatırlar mısınız o 93 Harbi'nde Plevne müdafaası? Gazi Osman Paşa 93 Harbi'nde bir 4-4,5 ay kadar Plevne'de Rusları oyalıyor değil mi? Ve maalesef esir düşüyor. Yaralanıp esir düşüyor Gazi Osman Paşa. Yeniliyor, esir düşüyor. 93 Harbi bitiyor. Ruslar Osman Paşa İstanbul'da gönderiyorlar. İstanbul'da payitahta bizzat 2. Abdülhamit Osman Paşa karşılıyor. Ve 2. Abdülhamit Gazi Osman Paşa'ya Maraşal rütbesi veriyor. Ne dediğimin farkında mısınız? Yenildi Gazi Osman Paşa. Esir düştü hatta. Hangi savaşı kazandı? Hangi üç savaşı kazandı? Yenildi, esir düştü. O yüzden bakın canlar. Maraşalik için de çok net, çok standart bir kriter yok. İki savaş, geçin o işi. O işi geçin. Maraşalik için bir kriter vardır. General rütbesiyle bir orduya komuta ederken, ordunuzla bir savaşta devlete, millete fayda sağlamak. Üstün bir hizmet, üstün bir başarıyla fayda sağlamak. Bak o başarının kriteri Gazi Osman Paşa örneğini hatırlayınız. Galibiyet değildir. Gazi Osman Paşa yenildi orada Plevne'de ama 4,5 ay Rusları oyalayarak Osmanlı müthiş zaman kazandırdı. Anlatabiliyor muyum? Ha, Mustafa Kemal kazandı Sakarya Meydan Savaşı. Büyük bir zafer kazandı. Ama dediğim gibi yani bir genel kültür bağlamını paylaşmış olayım. Yok iki savaş yok, meydan savaşı yok, üç savaş bilmem ne falan bir şey yok. Yani general rütbesinde bir orduya komuta ediyorsunuz. Büyük bir başarıyla devlete, millete büyük bir hizmette bulunuyorsunuz. Bunun karşılığında TBMM'nin günümüz kriterlerinden bahsediyorum. Lütfuyla Maraşan rütbesine layık görülebiliyorsunuz. Umarım derdimi izah edebildim arkadaşlar. Peki bizim ikinci Maraşalimiz kim onu biliyor musunuz? İkinci Maraşal kim? Türkiye'nin ilk Maraşali Mustafa Kemal. İkinci Maraşal kim? Türkiye'nin ikinci Maraşali. Türkiye'nin ikinci Maraşali kim? Asterik arkadaşım galiba. Allah'ım ya Fevzi diyor ya canım benim. Fevzi Çakmak. Fevzi Çakmak. Fevzi Çakmak Zeynep. Fevzi Çakmak. Biraz sonra Başkomutanlık Meydan Savaşı'nda, Dumlupınar Meydan Savaşı'nda arkadaşlarım bu kapsamda Mustafa Kemal'in teklifiyle Fevzi Çakmak ikinci Maraşalimiz olacak. Az sonra güzel kutluyorum. Peki başka bir soru. Türkiye'nin üçüncü ve son Maraşalı kim? Türkiye'nin üçüncü ve son Maraşalı kim? Öyle istedim. Efnan yok, özel bir amacı yok. Bir nesil sonra 25 yıldır ya bir nesil. O yüzden öyle dedim yani. Üçüncü Maraşal yok. Aslı Türk yok. Yok küm küm. Üçünde siz hocanın canım benim. Yok, historia metu. Trabzkar Veysel. Evet, yok. Üçüncü Maraşalimiz yok arkadaşlar. İki tane Maraşal var. Mustafa Kemal Paşa ve Fevzi Çakmak Paşa yok. Neden yok? Adam ahıl savaş olmadı ya. Oldu da bizim generaller maraşal olmadı mı yani değil mi? O yüzden Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak'ı hatırlıyorsunuz o kadar. Tamam mı canlar? Doğru biliyorsunuz. Neriman. Efendim bir oldu tüm oldu canım benim. Haydi devam. Devam bakayım. Haydi bakayım. Evet. Şimdi Maraşal'da konuştuk. Gazi'yi konuştuk. Ekranı çevirdik. İç politik sonuçları andık. Şimdi
Dış politik sonuçlara bakacağız. Çok önemli sonuçlar var burada. Malumu haliniz. Öncelikle bir Kars Anlaşması var. Bir Ankara Anlaşması var. Fransa'yla Ukrayna'yla dostluk anlaşması var. İtalyanlar defolup gitti. İtalyanlar ikinci İnönü'de çekilmeye başlamışlardı. Sakarya ile tamamen defolup gidecekler. İngilizlerle bir sır takısı anlaşması var. İtilaf Devlet'ten bir barış önerisi var. Şimdi bakacağız. Bunlar hemen bakacağız şimdi. Ama Allah aşkına bakın. Allah adı katıyorum mübarek Cuma günü. Maddesel anlamda bu sonuçlar bilinsin, kodlanmasın, amuda mı kalkarsın, paranda mı atarsın, öğrenir misin, ezberler misin bilmiyorum. Sakarya Savaşı'nın sonuçları diye bunları bileceksin. Tamam mı canlar? Şimdi dış politik sonuçlarla muhabbete devam ediyoruz. Hemen şu Kars Anlaşması'nı aradan çıkartalım değerli arkadaşlar. Sakarya zaferine binaen 13 Ekim 1921'de Sovyetler Birliği'nin isteğiyle Türkiye ve Kafkas Cumhuriyetleri AEG, hatırlarsınız belki, klasik bir kod burada. Kafkas Cumhuriyetleri, yani Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan, bu devletler Sovyetler Birliği'ne bağlı sözde federal devletlermiş falan. Rusya'nın da böyle bir talebi olacak Kafkas Cumhuriyetleriyle. Yani bu Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan kendini adam sansın diye bir anlamda Sovyet Rusya talep edecek. Türkiye ile bunlar arasında bir anlaşma imzalanacak. Bakıyorsunuz. Evet, kesinlikle. Kes, kopyala yapıştır. Moskova'ya al, başla Kars yaz, al sana anlaşma. Mantık bu. O yüzden Moskova'da geçen hükümler, işte Batum'undan tutun, Boğazların ticaret açık olmasından tutun, Nahçıvan'ın özelliğine, Moskova'da geçen hükümler bu kapsamda aynen Kars Anlaşması'nda da geçerli olacaktır. Ayrıca maddelere çok takılmaya gerek yok. Ama şu önemine Allah aşkına. Şu önemine Allah aşkına diyorum. Doğu sınırlarının kesinlik kazandığı bir anlaşma olacak ki Doğu sınırları dediğimiz zaman, değil mi? Değil mi? Ermenilerle gümrüğü ilk anlaşmaydı Doğu sınırlarımıza ilgili olarak. Hemen arkasından bir Batum anlaşması yaptı kimle? Gürcistan'la. Hemen arkasından da bunların ağababaları Rusya ile Moskova Anlaşması'nı yaptık. Aha da şimdi Kars Antlaşması'nı yaptık arkadaşlar. Canlar, canlar, bu anlaşmalar var ya, bak 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 bak. Gümrü, Batum ve Kars. Sevgili coğrafya fakiri kardeşlerim, başkentimi düşün, Ankara'yı düşün. Ankara'yı düşün. Hop, pardon. Başkentim düşün. Gümrü. Gümrü Ermenistan'ın bir şehridir. Sınırımızda bir şehirdir. Ankara'nın doğusunda Gümrü. Batum Ankara'nın doğusunda. Kars Ankara'nın doğusunda. Moskova ise biliyorsunuz Ankara'nın ta kuzeyinde, ta tepede. Ne demek istiyorum? Ankara'nın doğusunda olan bu anlaşmaları bizim adımıza imzalayan Kazım Karabekir'dir. Ankara'nın doğusunda olan, yani Gümrü Anlaşması'nı, yani Batum Anlaşması'nı, yani Kars Anlaşması'nı bizim adımıza imzalayan Kazım Karabekir'dir. Bu mantalite önem arz edebilir, olası bir soruda en azından şık edersin. Moskova Anlaşması'nı ise Ali Fuat Cebesoy imzalamıştı, hatırlayacak olursan kardeş. Tamam mı canlar? Bu gözle bak, Ankara'nın doğusu onları bizim adımıza Kazım Karabekir Paşa imzalayacak. Buradan bir diğer anlaşma ve çok daha önemli. Cinnim kardeş, bak 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 at. Ankara Antlaşması. Sen bakma Yusuf Kemal Tengir şek yazmışım. Böyle bir soru beklemiyorum ben Ankara Antlaşması için. Tamam mı? Ankara'da
Yusuf Kemal Bey bu dönemde Dışişleri Bakanımız. Sakarya Savaşı'nı kazandıktan sonra Fransa'nın elçisi Franklin Bouillon adında bir zat-ı muhteremle pazarlıklar yapılacak ve 20 Ekim 1921'de Türkiye ve Fransa arasında meşhur Ankara Anlaşması imzalanacak. Kardeş. Kardeş. İşte mevzu burada saklı bak, tamam mı? Allah aşkına bak. Allah peygamber aşkına. Ankara Anlaşması'yla bizi tanıyan ilk itilaf devleti Fransa olacak ki bu itilaf bloğunun resmen dağılması demektir. Tamam mı canlarım? Bu anlaşmayla beraber şimdi bakacağım güney cephesi kapatacağız ama yani şunu atlama. Şunu atlama. Şunu atlama ve söyle bakayım bana. Söyle bakayım bana, açtım yorumu. Açtım yorumu. TBMM'yi tanıyan ilk devlet hangisiydi? TBMM'yi tanıyan ilk devlet, Milli Mücadele Kurtuluş Savaşımızda TBMM'yi tanıyan ilk devlet hangisiydi? Parantez açtık şu an. Evet. TBMM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan, süpersiniz. Peki TBMM'yi tanıyan ilk Müslüman devlet? İlk Müslüman devlet. İlk İslam devleti. TBMM'yi tanıyan ilk İslam devleti. Evet, Afganistan cevabı geldi. Güzel. Peki TBMM'yi tanıyan ilk büyük devlet. İlk büyük devlet. Rusya cevabını gördüm, kutladım. Peki TBMM'yi tanıyan ilk batılı devlet hangisiydi? TBMM'yi tanıyan ilk batılı devlet. TBMM'yi tanıyan ilk batılı devlet. İlk batılı devlet. O da Rusya'ydı. Peki TBMM'yi tanıyan ilk Avrupalı devlet. İlk Avrupalı devlet, ilk Avrupalı devlet, ilk Avrupalı devlet, ilk Avrupalı devlet. Tabii ki Rusya. Rusya, Rusya, Rusya. Coğrafya fakiri olmayayım. Rusya bir Avrupa devletidir. Peki, TBMM'yi tanıyan ilk itilaf devleti. TBMM'yi tanıyan, hayda mayda yok. Coğrafya fikir olma Orçun. Aynen. Rusya 3 oldu bak, değil mi? Güzel, güzel, güzel. İlk itilaf devleti Fransa. Tamam mı canlar? Buyurun. Bütün çelişkilerinize panzehir burada. Ben bunu Instagram'da paylaşmıştım aynı zamanda. Bakın, indirin bence bunu. Tamam mı arkadaşlar? Karıştırmamanız için güzel bir şablon olabilir. Peki bir şey soracağım size. Bizi tanıyan ilk itilaf devleti Fransa, hay hay. Peki itilaf devletleri bizi nerede tanımıştı, muhatap almıştı? İtilaf devletleri bizi nerede ilk defa tanımış ve muhatap almıştı? İtilaf devletleri bizi nerede muhatap almış ve tanımışlardı? Süpersin Orçun, Londra Konferansı. Londra Konferansı'nda ilk defa bizi tanıyorlar, muhatap alıyorlar. İtilaf Devletleri derse Londra, İtilaf Devleti derse Fransa. Çaktı mı köfteyi? İtilaf Devletleri çoğul kullanırsa Londra Konferansı, İtilaf Devleti tekil kullanırsa Fransa Ankara Anlaşması diye cevap vereceksin kardeşim. Kapattım parantezi. Evet, o Ankara'ya bir bakalım hemen. Evet. 1921 Ankara Anlaşması, Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması. Haritayı da görüyorsunuz kardeşim. Savaş durumu sona erecekmiş. Şu belirlenen hat dahilinde
Şu belirlenen hat dahilinde Türk birlikleri kuzeye, Fransızlar güneye çekilecekmiş. O zaman ne demek bu abi? Adana, Antep bölgesi şu güzergahı Fransızlardan kurtarılmış olacak ve güney cephesi kapanmış olacak. Bakın, Sakarya'da Yunan'a vurduğumuz o tokat Paris'te, Fransa'da yankılanacak ve Yunan'ı yendiğimiz o zaferin akabinde Fransızlar beyhude bir hülya peşinde koştuklarını anlayacaklar, defolup gidecekler. Farkında mısınız? Batı'da Yunan'a vurdum tokat Güney Cephesi'nin kapanmasına neden oluyor değerli kardeşler. Burada bir sıkıntımız var. Evet. Hatay, İskenderun sancağımız bizim. Hatay biliyorsunuz Fransız mandasındaki Suriye'ye bırakılacak ama burada resmi dil Türkçe olacak. Özel bir yönetim kurulacak ve Hatay'da Türk hakları, kültürel hakları koruma altına alınacak. Bu bir yurt tesellisi. Ne olursa olsun evet biz Hatay'ı bırakmak durumunda kaldık. Misak-ı Mil'den verilen ikinci taviz olacak bu. Taviz verirken dahi Mustafa Kemal Türkiye'si bakın şu maddeyi araya sokuşturacak ve zamanı gelince Hatay'ın Anavatan'a katılmasının anahtar olacak bu. Konuşacağız dış politikada. Hatay'ın Anavatan'a katılma sürecinde biz Ankara Anlaşması'ndaki bu maddeyi, o özel yönetimli Hatay, bunu kullanacağız. Anlatabiliyor muyum? Yani hoş değil. Taviz verdik eyvallah. Taviz verdik hoş değil. Ama öyle bir tuzak madde koyacağım ki ilerleyen dönemde Hatay'ın Anavatan'a katılışını kolaylaştırmış olacağım. Soru sormak istiyorum. Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz neresiydi? Neresiydi? Misak-ı Milli'den ilk taviz neresiydi? Misak-ı Milli'den ilk taviz neresi? İlk taviz Batum. Batum. Peki hangi anlaşma? Hangi anlaşma? Hangi anlaşma? Hangi anlaşma? Hangi anlaşma ya? Hay Allah'ım ya. Batum Anlaşması demiyorsunuz değil mi? Ha. Moskova Anlaşması. Peki. Misak-ı Milli'den verilen ikinci taviz hangi anlaşmada? Evet, Melek Toptan yazdı. Misak-ı Milli'den verilen ikinci taviz hangi anlaşmada? Eyvallah Onur kardeşim. Misak-ı Milli'den verilen ikinci taviz Ankara Anlaşması. Misak-ı Milli'den ilk taviz Batum, Moskova Anlaşması'nda. Misak-ı Milli'den ikinci taviz Ankara, yok ikinci taviz Hatay, Ankara Anlaşması. Ben karıştırdım lan. Misak-ı Milli'den ilk verdiğimiz taviz Batum, Moskova Anlaşması'nda. Misak-ı Milli'den verdiğimiz ikinci taviz Hatay, o da Ankara Anlaşması değerli kardeşler. Aman dikkat, benim gibi yapmayın. Yerler karışabiliyor. Aman tamam mı canlar? Hadi bakayım. O 3-4 gelecek arkası. 4 deriz ona. 3 boğazlar demek lazım. Tamam mı? Haydi bakalım kapattım. Melike sen ne botum diyorsun ya dur. Şimdi haritaya bakıyorum. Haritaya bakıyorum. Şu Caber Kalesi'ni görüyorsunuz. Suriye'de Fırat Nehri kıyısında Caber Kalesi. Malumu aliniz kardeşler. Burada Süleyman Şah'ın mezarı bulunmakta. Caber Kalesi Türkiye'nin sınırı dışındaki tek toprağı olarak yer almakta. Bugün Suriye'de yaşanan krizden dolayı biz Caber Kalesi'ndeki o mirasımızı bir anlamda aldık. Suriye eşmesi taşız 2015 yılında ama hukuken Caber Kalesi Türk toprağıdır. Suriye normalleştiği zaman o Caber Kalesi'ne yine gidip yerleşeceğiz. Tabiri caiz ise değerli kardeşler. Bu Caber Kalesi'nde Süleyman Şah varmış ya. Bu Süleyman Şah hangi Süleyman Şah bilen var mı?
Ya tarih kültürüne kaydım ben şu an. Sınıfı geçtim bak, tamam mı? Bu Süleyman Şah kimdir? Cabber'de yatan Süleyman Şah kimdir? Genel kültür. Aç kulağını. Kafanı bulandıracağım biraz. Sınavda sormayacaklar bunu, söyleyeyim sana. Ya Gültekin, şimdi sen de yani Allah'ım ya Rabbim. Anadolu Selçuklu. Ha. Öyle mi? Hadi öptüm yanaklarınızdan. Sen. Ben sordum Cansel Çetin. Vallahi öyle oldu Gültekin. Şimdi kulak ver bana, bir kulak ver bana, kapattım yorumu. Şimdi canlar, bu iş muamma. Şunu açık söyleyeyim. Ha, antlaşma, Ankara Anlaşması geçen cümle şu bak. Ankara Anlaşması'nda 21'de yapılan Ankara Anlaşması diyor ki Osmanlı Devleti'nin ecdadı Süleyman Şah. Osmanlı'nın dedesi Osman Bey'in dedesi Süleyman Şah der antlaşma. Öyle biliyorduk o zaman 21'de. Aradan yıllar geçiyor lan, bir bakıyoruz araştırmalar bilmem neler. Osman Bey'in dedesi Süleyman Şah değilmiş. Gündüzay, o diriliş falan oldu mu Süleyman Şah'la başlayalı, yok öyle bir şey. Gündüz harfte biri. E o zaman bu Süleyman kim? Ha, o zaman bu olsa olsa aşağı yukarı aynı dönemler böyle Anadolu Selçuklu'nun kurucusu kutalmış olan Süleyman Şah tır dedik. Aradan biraz zaman geçiyor, ara tara falan lan bir baktık kutalmış olan Süleyman Şah'ın ölümüyle buradaki mezarda yatan insanların ölümü tutmuyor. Bir 10 yıl kadar fark var, tutmuyor. E orada değil. E kim o zaman bu? Kim bu? Vallahi bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ne diyeyim? Yok, bilmiyoruz. Orada Türk mezarı da geçiyor işte. Araplar o bölgede. Burada Türk mezarı var demişler. Muhtemelen 1080'li yılları o dönemlerde yine o bölgede sevilen sayılan birileri işte rahmetli olmuşlar. Gömmüşler. İki tane bodyguardı korumasıyla beraber öyle gelmiş bugüne kadar. Ama bugün gerçekten orada kimin olduğu net bilinmiyor. O yüzden bu bir soru değil. Ben genel kültür bakımından sizlerle paylaşmış olayım canlar, tamam mı? Antlaşmayı baz alırsan Osmanlı'nın dedesi Süleyman Şah der antlaşma. O dönem öyle biliyorlardı. Ama sonradan kutalmış o Süleyman Şah, Anadolu Selçuklu'nun kurucusu falan dendi. Şimdi ondan da vazgeçti akademik camia. Bilmiyoruz. Bu kadar net diyorum. Tamam mı canlar? Bilginize genel kültür bağlamında paylaşmış oldum ya. Bu akşam amma eğlendim sizlerle ha. Amma şok yaşadınız ha. Var ya vallahi billahi. Hadi bakalım gel. Sakarya Zaferi'nin diğer dış politik sonuçları diyoruz arkadaşlar. İngilizlerle esir takası antlaşması yapılacak, malumu haliniz. Hatırlarsam İngilizlerle bu Londra konferansından sonra Bekir Sami Bey'in yaptığı bir esir takası anlaşması vardı. Biz eşitliğe aykırı olduğu için onu reddetmiştik. Reddetmiş, onaylamamıştık değil mi? Fazla değil, aradan bir 6 ay kadar zaman geçiyor. Arka arkaya kazanılan zaferler ve Türkiye kendi gücünü kabul ettiriyor. İngiltere bizi muhatap almak durumunda kalıyor. Eşit şartlarda bir anlaşma yapıyoruz ve Malta sürgünlerimizin tamamen kurtarıyoruz arkadaşlar. Ukrayna'ya dostluk anlaşması yapmışız. Dost muyuz? Dostuz kardeşim, o kadar. İtilaf devletlerinin bir barış önerisi gelecek. Barış önerisi. Çok takılmayın buna. Misak-ı Milli'den geri duran, Misak-ı Milli'yle bağdaşmayan öneri olması hasebiyle biz bunu kabul etmeyeceğiz ve savaşı sona erdirmek için, Misak-ı Milli'yi gerçekleştirmek için büyük taarruzun, savaşın, zaferin kaçınılmaz olduğunu görerek büyük taarruza başlayacağız kardeşler. İtilaf devletlerinin bu barış önerisi Misak-ı Milli ile uyuşmadığı için kabul ediliyor. Bu kulak dolgunluğu olsun, tamam mı? Yok öneriler var. İşte iki tarafta Yunanlılar ve Türkler askeri sevkiyatta bulunmasınlar, takviye yapmasınlar, itilaf devletleri bunlar denetlesin.
Takılmayın bunlarla. Ana mantalite bu. Misak-ı milliye ve bağımsızlığa uyuşmayan bir öneri olması hasabıyla itilaf devletlerinin barış önerisini kabul etmeyeceğiz ve büyük taarruzu yapacağız değerli kardeşler. Ve farkında mısın? Farkında mısın? Farkında mısın? Kurtuluş Savaşı'nın en sevdiğim özelliklerinden birisidir bu. Doğu cephesinde Ermenilerle savaştım, yendim, Gümrük Anlaşması'nı yaptım, Doğu cephesinde muvaffak oldum. Birinci İnönü'yü kazandım, Yunan'ı yendim, Türk-Afgan-Dostluk Anlaşması yaptım, Moskova Anlaşması yaptım, Londra Konferansı beni davet ettiler. İkinci İnönü'nden sonra Fransa'nın hakeza bir barış teşebbüsü olacak. Eskişehir Kütahya'yı kaybettim, o ayrı. Sakarya'yı kazandım, Kars Anlaşması'nı yaptım, Ankara Anlaşması'nı yaptım, Ukrayna Dostluk Anlaşması yaptım, Esir Takası Anlaşması yaptım, yaptım da yaptım kardeşim. Biraz sonra büyük taarruz kazanacağım, Mudanya'yı yapacağım, Lozan'ı yapacağım. Kardeş farkında mısın? Ben bireyimin hakkıyla bağımsızlığımı kazandım. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Ne diyorsun sen? Allah aşkına gözünü seveyim. Böyle lanlı konuşan tipler var. Bileğimin hakkıyla kendimi adım adım dünyaya kabul ettirdim. O yüzden Kurtuluş Savaşımızın bu özelliğini ben severim. Emin ol ÖSYM'de de sevmekte. Kazanılan askeri başarılar, siyasi başarılar getirecektir. Siyasi başarılara gebe olacak değerli kardeşler. Evet canlar. Kardeş, ya biraz hasbihal, hal hatır muhabbet, Sakarya'nın önemli olması hasabiyle bir 5 dakika var. Büyük taarruz 5 dakikada kurtarmaz. Burada kalalım. Yarın akşam büyük taarruzla Yunan'ı denize dökelim arkadaşlar. Mudanya'yı yapalım, Mudanya'yı yapalım. Lozan'da kısmet diyelim arkadaşlar. Yarım kalacağı şimdi bunu burada bırakmış olalım. Bu dersimiz Sakarya Savaşı oldu. Sakarya Savaşı ve sonuçları önemli bir husus. Ve genel kültür bakımından da sanırım önemli veriler paylaştık sizlerle. Yarın da büyük taarruzla yolumuza devam edelim diyorum. Özlemişim yahu ders anlatmayı. Hay Allah. Ben de teşekkür ettim. Kocaeli Murat Eğitim'in sevgili kardeşleri, pazar günü kaldığımız yerden derslerimize devam edeceğiz. Bilginize hatırlatmış olalım. Ya hocam ya diyen varsa buyursun. Eyvallah Elif, sağ olasın. Sağ ol, Allah razı olsun. Best, kaçırdım anlayamadım. Eyvallah. Peki. O modu yükselteceğiz yine inşallah. Yükselteceğiz. Peki. O zaman yarın akşam aynı saat 9.15'te iftar sonrası makul bir saat galiba değil mi? İşte 1 saat 15 dakika bir boşluğumuz oluyor. Yeterli sanırım ben. 9.15 gibi yarın akşam yapacağız. Kelebek misali pazar günü yapmayız. Pazar günü dersen derslerim var benim. Öyle beste. Öyle. Yapacak bir şey yok. Peki o zaman ben kaçıyorum. Valla normal 4-5 akşam dersi yapıyoruz orada. Bir arkadaşımız sormuştu. Ona binaen söyleyeyim ben. Biraz rutin bozuldu ama hafta içi 4-5 akşam devam edeceğiz. Mantık o. Tamam. Hadi. Ben kaçtım o zaman. Görüşmek üzere. Hayırlı sahurlar diliyorum herkese. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun dedik canlar. Peki. Hadi görüşmek üzere.